İyi akşamlar değerli Sosyo TV izleyicileri. 26 Kasım 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İluh Deresi kentsel dönüşüm projesine ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İluh Deresi kentsel dönüşüm projesine ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Şahin, iyi bir noktadayız. Kısa bir süre içerisinde ilk yıkımlara başlayabiliriz, dedi. Batman Belediyesi'nin Batman Park AVM arsasının satışına ilişkin yaptığı ihale katılım sağlanmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Batman Belediyesi Batman Park AVM'nin satışına ilişkin ihaleyi açtı. Vali Hulusi Şahin başkanlığındaki ihale komisyonu Batman Belediyesi konferans salonunda saat 10'da açılan ihaleye katılım olmadığı için ihaleyi iptal etti. Pandemiden dolayı geçen yıl yapılamayan okul sporları faaliyetleri handbol müsabakalarıyla başladı. 2021-2022 okul sporları faaliyet programında yer alan handbol, genç erkekler ve genç kızlar müsabakaları 19 Mayıs spor salonunda 8 erkek ve 6 kız takımının katılımıyla başladı. Genç kız ve genç erkek takımları toplamda 180 sporcuyla mücadele edecek. Batman Diyanet Gençlik, Batman Diyanet İşleri Başkanlığı ve Batman İl Müftülüğü su parkında Kur'an ziyafeti düzenledi. Gültepe Mahallesi Hüsnü Genç Camisi yanında bulunan su parkında Kur'an ziyafeti düzenlendi. Programda il vaizleri Kur'an tilaveti okudu. Batman Barosu Kadın Hakları Merkezi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Batman Barosu Kadın Hakları Merkezi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Avukat Merve Suçin, kadına yönelik şiddete uzlaştırmanın yasa kapsamından çıkartılarak caydırıcı cezalar verilmelidir, dedi. Batman Emek ve Demokrasi Platformu bütçe görüşmeleri devam ederken halktan ve emekten yana bir bütçe talebiyle basın açıklaması yaptı. Batman Emek ve Demokrasi Platformu bütçe görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Dönem sözcüsü Deniz Topkan, bütçe, işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın geçinemiyoruz diyen büyük çoğunluğunun nefes alması için kullanılmalıdır, dedi. Batman un fabrikaları sahipleri zamlarla birlikte piyasada un bulmanın zorlaştığı günlerde ikinci kez toplantı yaptı. Batman un fabrikaları sahipleri toplantıda bir araya geldi. Toplantıda yapılan açıklamalarda kimseyi unsuz bırakmayacağız, panik yapıp fazla stok girmenin anlamı yoktur, dedi. SGK'da borcunu yapılandıranlar için ilk taksidin ödenme tarihi 30 Kasım. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 190 bin kişi toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık'ta sona erecek. Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlara hediye paketi verdi. Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlara hediyeler dağıttı. Kadınların olası tehlikelerde kadesi kullanabileceklerine dikkat çekildi. Üniversite Batıraman Yerleşkesi'nde zaman mekan bağlamında Yunus Emre isimli panel düzenlendi. Üniversite Batıraman Yerleşkesi'nde zaman mekan bağlamında Yunus Emre isimli panel düzenlendi. Etkinlik Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından Yunus Emre müzik dinletisi sunulmasıyla başladı. Batman Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Uluslararası Mücadele Günü'nde etkinlik düzenledi. Batman Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu Akademik Danışman Ayşegül Saylan'ın öncülüğünde 25 Kasım Farkındalık Etkinliği düzenledi. Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Testili Park alanında gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde kız öğrenciler yüzlerini mora boyayarak şiddete karşı mesaj verdi. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.